Günaydın arkadaşlar. Bugün su kabağı ve ondan yaptığım objeler hakkında bilgi vereceğim. Adından bilindiği gibi su kabağı genellikle sulak yerlerde yetişen bir bitki. Su kabağı da daha çok su, kepçe, kap gibi yerlerde kullanıldığı için de adına su kabağı denilmiş. Çok çeşitleri var. Bu çiğken yenildiğini biliyorum ama ben hiç denemedim. Su kabağı olgunlaşmaya yakın, dibinden kesilir. Özellikle şunu özellikle söylemek isterim dikmek isteyenler için. Meyve türü ağaçlar olan yerlerde dikmemek lazım. Çünkü ağacı sarıyor. O nedenle dikmezseniz iyi olur. Kuruduktan sonra serin ve kuru bir yerde tekrar son kuruması sağlanır. Sonra yüzeyinde bakın şekiller var, artıklar var. Bunların suyla ve bulaşıklarıyla önce temizlenir. Sonra zımpara yapılır ve işlemler ondan sonra başlanır. Altı kesilir. Kesildikten sonra bakın çekirdekleri bu. İçinden çekirdekleri çıkartıp içi zımparalanır, temizlenir. Sonra işlemlere başlanır. Genellikle aydınlatma armatür olarak kullanılır. Ama ben size farklı örneklerini göstereceğim. Bakın burada bir mumluk olarak kullanıldım. Özellikle şunu söyleyeyim. Yakma işlemi yapabilirsiniz. Yalnız boyama işlemi yaparsanız bu boyayacağınız yerin muhakkak üstündeki zarın temizlenmesi lazım. Yoksa tutmaz. Bu bir örnek. Burada mesela mask olarak kullandım. Burada o kadar çok çeşidi var ki su kabağının. Burada küçük de büyük de sivilceli olanlar var. Bunlardan da örnek vermek istedim. Yine burada bir mask çalışmam. Yine deminki kabağı ben örnek olarak göstereceğim. Bu kabaktan yaptığım bir örnek. Ve son bir örnekte ağırlıklı olarak su kabağı kullandığım bir çalışmam. Umarım beğenmişsinizdir. Sanatla ve sağlıkla kalın. Teşekkür ediyorum.